Merhaba çocuklar. Bu dersimizde yine ikinci yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Bir önceki videomuzda internette beğendiğimiz yüzdeler ile başlayan bir yazılı örneği çözmüştük. Yine daha önceki e, sınavlarda bazı okullarda uygulanan bir yazılı örneği ile devam ediyoruz. İkinci videomuzu çekiyoruz. Bundan sonra da tekrar bir video daha çekeceğiz. Üç tane yazılı örneği ile yazılıya Hazırlanacağız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak çalışmalarımızdan haberdar olabilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi %7 ifadesinin ondalık karşılığıdır? Evet çocuklar isterseniz bunu ondalık gösterime çevirin %7'ye. İsterseniz seçeneklere bakıp seçenekleri yüzdeye çevirerek bulun. Burada %7 ifadesini ben kesir olarak paydaya 100, paya 7 yazabilirim. Yani %7'nin kesir hali budur. Bunu da ondalık gösterime çevirirken tam kısmına bakıyorum tamı yok. Sıfır tam. Bakın yüzün iki tane sıfırı olduğu için virgülden sonra iki tane nokta koyuyorum. Ve paydaki yediyi bu iki noktaya yerleştiriyorum. Yedi tek basamaklı virgülden sonra iki basamağımız olduğu için sıfır yedi olarak yazıyorum. İşte yüzde yedi ifadesinin ondalık karşılığı budur. Seçeneklerimizden C seçeneğinde var. Evet ikinci sorumuz bakalım. Yüzdelerle ilgili 250'nin yüzde 20'si kaçtır? Evet çocuklar 5. sınıfta mutlaka bir sayının istenilen yüzdesini bulmayı bilmelisiniz. Eğer sayımız 100'ün katı ise 100'e bölüp sayımızı 100'e bölüp istenilen yüzdeyle çarpıyorduk. Ama böyle 100'ün katı değil ise 250 gibi bir sayı ise Sayımızı istenilen yüzde ile çarpıp sonra yüze bölüyorduk. Evet. 250'yi 20 ile çarpıyorum. Bakın sıfırları hesaba katmıyorum bu çarpmada. 2 kere 5 10. 10'un sıfırı 10, elde var. 1 2 kere 2 4. 1 de elde 5. Hesaba katmadığım yani işlem yapmadığım sıfırları sonucun sağına ekliyorum. 250 ile 20'nin çarpımı 5000. 5000'i de yüze bölüyorum ve 250'nin yüze bölmeyi biliyorsunuz. 100'den 2 sıfır siliyorum. 5000'den de 2 sıfır siliyorum. Sonuç 50. 250'nin %20'sini 50 olarak buluyorum. Cevabım A seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuz da yine yüzde hesaplamayla ilgili bir soru. 200 TL'ye alınan bir elbise %15 karla satılıyor. Elbisenin satış fiyatı kaç liradır? Evet bu soruda 200 TL'ye alınan elbisenin %15 karını hesaplayacağız. Yani 200'ün %15'i kaç liradır? Onu öncelikle bulacağız. Bakın 200, 100'ün katı. O zaman 200'ü direkt 100'e bölüyorum. 2 çıkar. İstenilen yüzde 15. 15 ile 2'yi çarpıyorum. 30 TL olarak buluyorum. Nedir bu 30 TL? Kar. Bize karı sormamış çocuklar. Satış fiyatını sormuş. Elbisemiz 200 TL'ye alınmıştı. 30 TL'de kar eklenirse 230 TL'ye satış fiyatı gelir diyoruz. Cevabımız da C seçeneği olur. Dördüncü sorumuz aşağıdaki kesirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Evet çocuklar ondalık gösterim, kesir, ondalık gösterim, ondalık gösterim olarak verilmiş seçenekler. Bunların hangisi birbirinden farklıdır bilebilmemiz için hepsini de ya kesir olarak ya da ondalık gösterim olarak yazmalıyız. Evet A seçeneğinde 0 tam onda 2 demiş. Bakın ondalık gösterimlerde virgülden sonra sayıların sağına istediğimiz kadar 0 koyabiliriz. Dolayısıyla 0 tam onda 2'yi 0 tam %20 olarak yazabiliriz. Aynı şeydir. B seçeneğinde gördüğünüz gibi kesir verilmiş. 0 tam İki tane sıfırı var yüzün. Virgülden sonra iki tane nokta koyuyorum. 20'yi buraya yazıyorum. Sıfır tam yüzde 20. A ile B'nin aynı olduğunu görüyorum. C seçeneği zaten ondalık gösterme olarak sıfır tam yüzde 20 olarak verilmiş. Ancak D seçeneği çocuklar sıfır tam yüzde 2 olarak verilmiş. Kesir olarak yazarsanız 2 bölü 100'dür. Yüzde olarak yazarsanız yüzde 2'dir. Dolayısıyla D seçeneği diğerlerinden farklıdır. Evet 5. sorumuz bu yazılı örneğinde çok basit bir soru olarak verilmiş. Bir toplama işlemi 7269 artı 3819 yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır demiş. Alt alta yazarak kolayca toplayabilirsiniz çocuklar. Bakın yan yana toplayacak olursak birler basamağından başlarız. 9, 9 daha 18, 18'in 8'i. En sağa yazarız. Elde var 1. Buraya elde biri not alalım. Onlar basamağına geldiğimizde 6, 1 daha 7 bir de elde 8. 8'i onlar basamağına yazıyorum. Yüzler basamağını toplayalım. 2 8 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 7 3 daha 10 1 de elde 11. Gördüğünüz gibi 11.088'dir cevapla. B seçeneği oldu. 6. sorumuz sayıların basamak değerleriyle ilgili bir soru. 67 milyon 67.285.412 sayısının 10 milyonlar basamağındaki rakam kaçtır? Evet çocuklar basamakları hatırlayalım. Birler basamağı bakın işaretliyorum. Onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar şeklinde gidiyordu. 10 milyonlar basamağında 6 rakamı vardır. Yedinci sorumuz işlem önceliği ile ilgili bir soru. Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır demiş. 2 çarpı parantez içerisinde 3 artı 7 eşittir soru işareti. Evet çocuklar işlem önceliğine göre önce parantezin içi yapılır. 3 artı 7 10'dur. 2 çarpı 10 eşittir. 20 olur cevabımız da A seçeneğidir. 8. sorumuz bir araştırma sorusu ile ilgili. 5. sınıf öğrencilerinin okul sonrası günlük uğraşlarıyla ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygundur? Evet çocuklar bir önceki yazılıya hazırlık çalışmamızda yani yazılıya hazırlık çalışması 1'de araştırma sorularının birden çok cevabının olması gerektiğini söylemiştik. Aynı zamanda araştırma soruları konuyla da ilgili olmalıdır. Bakın burada öğrencilerin okul sonrası günlük uğraşlarıyla ilgili bir araştırma yapılacak. Bakalım hangini, hangi seçeneğin kullanılması uygundur. A seçeneği okula saat kaçta gidiyorsunuz? Bakın okula kaçta gidiyorsunuz sorusunun farklı cevapları olabilir. Kimisi 7'de der, kimisi 7'yi 10 geçe, kimisi 7'yi 5 geçe der. Ancak okul sonrası günlük uğraşlarla ilgili bir araştırmada bu sorunun bir faydası yoktur. B seçeneğinde okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz? Bu sorunun da birden çok cevabı vardır. Hayır, eve gitmiyorum. Oyun oynamaya gidiyorum. Hayır, parka gidiyorum. Evet, eve gidiyorum gibi. Dolayısıyla birden çok cevabı vardır ve konuyla ilgilidir. Bu sorunun kullanılması uygundur. C seçeneğine bakalım. Sabah kaçta uyanıyorsunuz? Okul sonrası günlük uğraşla bir alakası yoktur bu sorunun. Olamaz. Kahvaltıda ne yersiniz? Yine bu da uygun bir soru değildir. Cevabımız B seçeneği olur. Yani araştırma sorularında dikkat edeceğimiz iki şey var. Sorular konuyla ilgili olmalı ve sorulan soruların birden çok cevabı olmalı. Dokuzuncu sorumuz zaman ölçme ile ilgili. 428 dakika kaç saat kaç dakikadır demiş. Evet çocuklar bu sorularda bakın 1 saatin 60 dakikaya eşit olduğunu biliyoruz. 1 saat 60 dakikadır. 1 dakika 60 saniyedir. Bu ölçüleri bilmeniz gerekiyor. Bize 428 dakika kaç saat kaç dakikadır diye sorduğu için 428 dakikanın içerisinde kaç tane 60 dakika var? Çünkü bir saat 60 dakikadır. Onu bir tespit edelim. 428'i 60'a bölüyoruz. 7 kere var. 7 kere 60 420 çıkarıyoruz 8 kaldı. Evet bölmeyi yaptıktan sonra bölüm saati gösterir. Yani 428 dakikanın içerisinde 60 dakika 60 dakika tam 7 saat vardır. Kalan da 8 dakikayı gösterir. 7 saat 8 dakika olarak tespit edilir cevabımız da B seçeneğidir. 10. sorumuz evet tüm konular dahil olduğu için ta başa dönmüş çocuklar. Yukarıda verilen doğal sayının okunuşu hangisidir? Kolay bir soru sorulmuş. Bakın, öncelikle sayımızı okurken bölüklerine ayırıyorduk. Birler bölü binler bölü milyonlar bölü olarak üçer basamak, üçer basamak sağdan sola doğru ayırıyorduk. Sonra Soldan başlayarak 400'u dedikten sonra bölüğün adını 400 bakın yazayım şuraya milyon yani bölüğün adı sonra 040 yaz, yazan yeri 40 dedikten sonra yine bölüğün adını 40 bin olarak okuyorduk birler bölüğünü 400 dedikten sonra bölüğün adını söylemiyorduk 400 milyon 40 bin 400 olarak okunur. Cevabımız da A seçeneği olur. 11. sorumuz uzunluk ölçüleriyle ilgili. Evet çocuklar yazılıdan önce mutlaka uzunluk ölçülerini ve uzunluk ölçülerinin birbirine dönüşümlerini öğrenmelisiniz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğine bakalım. 450 milimetre eşittir 4,5 desimetre. Çocuklar 450 milimetreyi desimetreye çevirirken 450'nin virgül virgül kaydırma olayını öğrendiyseniz virgülü 450'nin virgülünü biliyorsunuz kullanmamız gerektiğinde her sayının virgülü en sağındadır. Yazarız. Milimetreden santimetreye, oradan desimetreye çıkmamız gerekiyor. Bakın. Santimetreye çıktığımızda ona, desimetreye çıktığımızda yüze böleriz. 450'yi yüze böldüğünüzde gül iki basamak sola kayar yani 4 ile 5'in arasına gelir bu kadar desimetredir 4 tam yüzde50 desimetre ondalık gösterimlerde en sağdaki sıfırların bir anlamı yoktur bunu silebilirsiniz dört buçuk desimetre demektir Dolayısıyla a seçeneği doğrudur B seçeneğine bakalım 3 kilometre eşittir 300 metre demiş Direkt bunu bir kilometre bin metredir 3 kilometre 3 Bin metredir. Şeklinde yazdığınızda bu bir e, yanlış ifadedir verilen. 3 kilometre 300 metre değildir. Yani gerçekte 3000 metredir. Doğrusu odur. Cevabımız B seçeneğidir. İsteyen şu şekilde de yapabilir. Kilometreyi metreye çevirmek için 3 kilometreyi kilometreden hektometreye indiğimizde 10 çarparız. Oradan dekametreye oradan da metreye. Her ilmede 10 ile çarptığımızda 3000 metre olarak buluruz. Cevabımız B seçeneğidir. Yanlıştır yani. C seçeneği 200 santimetre 2 metredir demiş. Evet 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 200 santimetre 2 metredir. Doğru. 72 metre eşittir 720 desimetredir. Metreden desimetreye inmek için 72'yi 10 ile çarparız. Çarptığınızda da 720 çıkar. Doğru bir ifadedir. Cevabımız bu soruda B seçeneğidir. 12. sorumuz da uzunluk ölçüleriyle ilgili bir soru. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? 9000 metre eşittir 9 kilometre. Bakın çocuklar metreden kilometreye çevireceğiz. 9000'i 10'a bölerseniz 9000 metreyi dekametreye çevirmiş olursunuz. 100'e bölerseniz hektometreye, 1000'e bölerseniz, 1000 e bölerseniz kilometreye çevirmiş olursunuz. 9000'i 1000'e böldüğümüzde de 9 kilometre olarak bulursunuz. A seçeneği doğrudur. B seçeneğine bakalım. 1 metre 100 milimetredir demiş. 1 metreyi desimetreye indiğinizde 10 çarpar desimetreye dönüştürürsünüz. Yani 1 metre 10 desimetredir. 100 santimetredir. Bir daha 10 çarparsanız 1000 milimetredir. Burada 100 milimetredir demiş yanlıştır. Evet C seçeneği 6 kilometre 600 metredir demiş. 1 kilometre 1000 metre ise 6 kilometre 6000 metre olmalıydı. C seçeneği de yanlıştır. D seçeneği 500 santimetre 50 metredir demiş. 1 metre 100 santimetre ya da 100 santimetre 1 metre ise 500 santimetre 5 metredir. Ama burada 50 metredir demiş. Bu da yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 13. sorumuz geometrik şekillerde çevre uzunluğu sorusu. Yukarıdaki eşkenar dik eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Evet eşkenar dörtgen demiş bakın burası önemli. Eşkenar dörtgenin tüm kenarları birbirine eşittir. Bir kenarında 45 metre olarak söylemiş. Diğer kenarları da 45 metredir diyoruz. Evet. Bir geometrik şeklin çevre uzunluğu hesaplanırken çocuklar bir köşeden başlarız ve tüm çevre uzunluğunu çevresine dolanarak toplarız. Başladığımız yere geldiğimizde toplam çevre uzunluğunu verir. Bu eşkenar dörtgen olduğu için toplamanın kısa yolu çarpmadan yararlanalım. Yani 4 tane 45 metre uzunluğunda kenarı vardır. 4 ile 45'i çarparsak 180 metre olarak buluruz çevresini. Eğer bu soruyu burada şuna dikkat edeceğiz. Kaç metredir diye sormaz da kaç desimetredir diye sorarsa bulduğumuz metre olarak metre cinsinden bulduğumuz uzunluğu desimetreye çevirecektik. Yani bizden istenilen birime dikkat etmelisiniz. Bu soruda verdiği bir kenarının uzunluğunu metre cinsinden vermiş çevresine metre olarak sormuş problem yok. Ama bazı sorularda farklı birimlerde isteyebilir buna dikkat ediyoruz. Cevabımız A seçeneği. 14. sorumuz sayıların karesi ve küpü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet A seçeneğine bakalım çocuklar. 2'nin küpünü hesaplamış. 2'nin küpü 2'nin kendisiyle 2 kez çarpımıdır. Dolayısıyla doğru olarak verilmiş. B seçeneğine bakalım. 5'in karesi. 5'in karesi hesaplanırken 5 kendisi ile çarpılır. 5 kere 5 25'tir. Ancak B seçeneğinde gördüğünüz gibi 5 çarpı 2 demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Yani doğru cevabımız budur. Yanlış olan budur. C seçeneğine de bakalım. 3'ün karesi 3'ün kendisiyle çarpımıdır. 4'ün küpü 4'ün kendisiyle 2 kez çarpımıdır. Evet. Karesi ve küpünü de şöyle yapıyoruz. Karesi derse sayıyı kendisiyle 1 kez çarpıyoruz. Küpü derse sayıyı kendisiyle 2 kez çarparak buluyoruz. Bu sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 15. sorumuz üçgen ve dörtgenlerin açılarıyla ilgili bir soru. Yine önemli bir konunun sorusu. Şekildeki ABCD paralel kenarında BKA açısının ölçüsü 62 derece ve CDA açısının ölçüsü 55 derece olduğuna göre KAB açısı kaç derecedir demiş. Evet çocuklar bu sorularda öncelikle bize sorduğu açı neresi onu tespit etmeliyiz. Bakın KAB açısının ölçüsü A ortada olduğu için açının kollarının birleştiği nokta A olacak. Sonra bir kolumuzda açının bir kolunda K noktası, diğer kolunda da B noktası olacak şekilde çizimimizi yapıyoruz. Bulacağımız açıyı işaretliyoruz. İşte bu açıyı bulacağız biz. Peki, bu açıyı bulabilmemiz için bakın soruda verilen paralel kenardan yararlanacağız. ABCD paralelkenarında BKA açısı 62 derece ve CDA açısı 55 derecedir demiş. Bakın çocuklar, paralelkenar dörtgenlerde iç açıların karşılıklı olanları birbirine eşittir. Yani ADC açısı 55 derece ise ABK açısı da 55 derecedir. Evet, bunu yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra buradaki üçgeni bakın işaretlediğim üçgeni görmeniz lazım. Üçgende iç açıların toplamı 180 derecedir. Yani 55 derecenin, 62 derecenin ve aradığımız BAK açısının toplamı 180 derece olmalıdır. Onu da şu şekilde yazalım. 55 artı 62 artı BAK açısının ölçüsü eşittir 180 derecedir. Biz burada toplama işleminde verilmeyeni bulmadan yararlanalım. Verilen açıları toplar. 55 62 daha 117. 180 dereceden çıkarırsak 117'yi aradığımız açının ölçüsünü bulmuş oluruz. 63 derece. Gördüğünüz gibi burası 63 derece. Cevabımız da C seçeneği olur. 16. Sorumuz bir çokgen sorusu. Yanında A, B, C, D, E, F çokgeni verilmiştir. Bu altıgene göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? Evet, dört tane ifade vermiş. Bunlardan hangileri veya hangisi yanlıştır demiş. Birinci ifademize bakalım. EB doğru parçası çokgenin köşegenidir. EB doğru parçasını çiziyorum. Evet. EB doğru parçası çokgenin köşegeni midir? Evet köşegenidir. Çünkü E köşesi ile B köşesi ardışık köşeler değildir. Ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademiz EAB açısı çokgenin iç açısıdır. EAB açısını bulalım. Bakın EAB açısı burası. Burada bir açı var. Evet ama çokgenin iç açısı değildir. Çocuklar bakın. Burası farklı bir açıdır. Çokgenin iç açısı bu şekilde ya da şu şekilde bakın buranın tamamını eğer alsaydı FAB deseydi çokgenin iç açısı olurdu. EAB açısı çokgenin iç açısı değildir. Çokgenin 6 tane köşesi vardır. Evet altıgen olduğuna göre 6 tane köşesi vardır. Doğru bir ifadedir. Dördüncü ifademiz EC doğru parçası çokgenin bir kenarıdır. EC doğru parçasını çizelim. Çiziyorum bakın. Büyükler kenar ardışık noktaların birleşmesiyle oluşur. Yani E'den D'ye çizdiğimiz doğru parçası kenarı oluşturur. D'den C'ye, E'den F'ye çizdiğimiz doğru parçaları kenar oluşturur. Ancak bakın burada E köşeleri köşesiyle C köşesi ardışık olmadığı için onları birleştiren doğru parçası köşegendir. Dolayısıyla dördüncü ifademiz de yanlıştır. Bu sorunun cevabı da Denizli'dir. 2 ve dördüncü ifadeler yanlıştır. Bize de yanlış olanları sormuştu. 17. sorumuz noktaların birbirine göre konumlarıyla ilgili bir soru. Yandaki noktalı kağıtta A, B, C ve D noktalarını, noktaları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet A seçeneğine bakalım. A noktasının 3 birim sağında, 2 birim aşağısında C vardır. A noktasının 3 birim sağına geldik. 2 birim de aşağısına geldik. Evet bu noktada çocuklar C noktası yok. Demek ki A da söylenen yanlıştır. Bu ifade yanlıştır. Peki diğerlerine bakalım doğru mu? Evet silelim bunu. C noktasının 4 birim sağında, bir birim yukarısında B vardır. C noktasının 4 birim sağına gelip, bir birim yukarısına çıktığımızda evet, B noktasının olduğunu görüyoruz. Peki, C seçeneğine bakalım. D noktasının 2 birim solunda, 2 birim yukarısında C vardır. D noktasının 2 birim solunun, 2 birim yukarısına geldiğimizde C noktası vardır. Doğru bir ifade. D seçeneğine bakalım. B noktasının 2 birim solunda 3 birim aşağısında D vardır. B noktasının 2 birim solunun 3 birim aşağısına indiğimizde D noktasının orada olduğunu görüyoruz. Cevabımız A seçeneği. 18. sorumuz kolay bir soru. Aşağıda verilen ışınlardan hangisinin gösterimi doğrudur? Biz bu ışınların gösterimlerini yazalım. Sonra Verilenlerle karşılaştıralım hangisi doğru. O şekilde bulalım. A seçeneğine baktığımızda YM ışını verilmiş. YM yazıyoruz. Bakın Y noktası sınırlı olduğu için kapalı olduğu için köşeli parantezde bu tarafı kapatıyoruz. M noktasının olduğu tarafın ucu ok ile gösterildiğine göre sonsuza kadar gitmektedir. Peki A seçeneğinde gösterim doğru verilmiş mi? Evet doğru verilmiş cevabımız A seçeneğidir. B seçeneğine baktığımızda RG ışını verilmiş. R, G, G noktası sınırlı olduğu için, kapalı olduğu için köşeli parantezimizi G noktasının olduğu tarafa yapıyoruz. Ama verilen gösterimde R kapalı olarak belirtilmiş. Yanlış bir gösterim olmuş. C seçeneğine bakalım. ZF F ışını verilmiş. Yine bakın F kapalı, Z açık. P tarafına köşeli parantez yapıyoruz. Peki verilen gösterim doğru mu? Yanlış. Bu da değil. A seçeneğinde bulmuştuk zaten doğru olanı. D seçeneğine bakalım. TL ışını verilmiş. TL'nin bakın T noktası sınırlı kapalı. Köşeli parantezi T noktasının olduğu tarafa yapıyoruz. Verilen gösterim L tarafını kapalı göstermiş. Bu da yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 19. sorumuz kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 12 santimetre kare olan kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir? Alan sorusu çocuklar dikdörtgen çizeceğiz bir tane. Diyor ki bize kenar uzunlukları doğal sayı olan ve alanı 12 santimetre kare olan kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir? Dikdörtgenin alanını bulmak için kısa kenar ile uzun kenarı çarpıyorduk. Hemen şuraya yazalım. Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Alanı 12 santimetre kare ve kenar uzunlukları doğal sayı olacağı için biz kısa kenarını 1 santimetre, uzun kenarını 12 santimetre yaparak 1 çarpı 12'den 12 santimetre karelik bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Ya da kısa kenarı 2 santimetre uzun kenarı 6 santimetre olan 2 çarpı 6 12 santimetre karelik bir dikdörtgen de oluşturabiliriz. Ya da bir kenarı yani kısa kenarı 3 santimetre, uzun kenarı 4 santimetre olan 3 kere 4 12 santimetre kare alanlı bir dikdörtgen daha oluşturabiliriz. Dolayısıyla alanı 12 santimetre kare, kenar uzunlukları da doğal sayı olan 3 farklı dikdörtgen oluşturabiliriz diyoruz cevabımız da A seçeneği olur. Evet, ikinci dönem ikinci yazılı hazırlık çalışmalarının ikinci videosunun son sorusuna geldik çocuklar. Bir önceki videomuzda daha önceki yıllarda yapılmış öğretmen arkadaşların hazırladığı bir yazılı örneğini çözmüştük. Bu da ikincisi. Bundan sonra bir video daha çekeceğiz. Yine beğendiğimiz yazılı sorularından bir tane daha çözüm yapacağız. Hangisi bir araştırma sorusu değildir? Son sorumuz veri analizi ve değerlendirme ile ilgili bir soru. Şıklarda araştırma sorusu deyince birden çok cevabı olan konuyla ilgili yani araştırma yaptığımız konuyla ilgili sorular aklımıza geliyordu. Bakalım hangisi araştırma sorusu değil. A seçeneği Kızılay Kulübü'nde kaç öğrenci vardır demiş. Şıklarda bu sorunun tek bir cevabı vardır. Yani bir okulda bir örneklemde araştırma yaptığımız gruba örneklem diyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda herkes oradaki sayıyı söyler. Yani tek bir cevap söyler. Bu araştırma sorusu olmaz. Bakın diğerlerinde daha iyi anlayacaksınız. Sigaranın sigaranın sağlığa zararları nelerdir? Bu sorunun birçok cevabı vardır. Kimisi akciğer kanseri yapar der, kimisi nefes darlığı yapar der. Kimisi işte hücrelerimizi öldürürler. Birçok cevabı vardır. Bu araştırma sorusu olur. C seçeneğine gelelim. Hangi futbol takımını tutuyorsun? Yine bu sorunun da birden çok cevabı vardır. Kimi Trabzonspor der, kimi Galatasaray, kimi Fenerbahçe, kimi Beşiktaş. O yüzden araştırma sorusu olur. D seçeneğine bakalım. En çok izlediğimiz TV programının adı nedir? Aynı şekilde bu sorunun da birden çok cevabı vardır. Bu da araştırma sorusu olur diyoruz. A seçeneğini işaretliyoruz. Evet bu çalışmamız da burada sona erdi. Bundan sonraki çalışmalarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, başarılar diliyorum.